Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, hayatı bir yolculuğa benzetebiliriz. Bu yolculukta yolun trafik işaretleri bellidir. Trafik işaretlerine dikkat ederek, işaretlere uyarak bir yolculuk yapılırsa, sahili selamete ulaşmak mümkün olur. Ama zaman zaman yolun bilinmez noktaları, belirgin işaretlerin olmadığı alanlar olabilir. İşte orada çok temkinli, çok dikkatli olmak gerekebilir. Müslüman bir hayat üzere, bir hayat yolculuğunda yolun işaretleri ayan beyan bellidir. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde beyan buyurulduğu gibi helaller de bellidir, haramlar da bellidir. Yolun işaretleri çok açıktır, çok nettir. Bir kuşkuya, bir tereddüte yer yoktur. Ama bir de şüpheli şeyler vardır. Efendimiz öyle buyuruyorlar. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mı haram mı olduğunu bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bunlardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olurlar. Sakınmayanlar ise zamanla harama düşerler. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi. Onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin. Her padişahın girilmesi yasak olan bir arazisi vardır. Allah'ın yasak arazisi ise haram kıldığı şeylerdir. Açık hükümlerin bulunmadığı alanlar vardır. Helal mi haram mı olduğu şüphelidir. Peygamber Efendimiz, insanların çoğunluğunun bunları bilemeyeceğini beyan buyuruyorlar. İslam alimleri bunları bilinen benzeri konularla kıyas ederek açıklığa kavuşturmuşlardır. Yine de karşımıza çıkan şüpheli şeylerden daima kaçınmak gibi bir duyarlılığımız olmalı. Şayet kaçındığımız şey haramsa haramdan korunmuş oluruz. Şüpheli diye sakındığımız şey helalse bunun bir zararı da olmaz. Düşünce dünyamızı genelde denetlemek durumundayız. Düşüncemizi hesaptan geçirmek makamındayız. Sağlıklı bir düşünce üzere miyiz? Yoksa zayıf bir düşünce üzere mi? Hatta hatalı, yanlış duyuşların, düşüncelerin içinde miyiz? Mekruhlara karşı zaafımız başlıyorsa, bu bir çözülmeye işarettir. Mekruhları hayat haline getirdiğimizde, korkulur ki bazı haramların alanlarına da girmeye yaklaşıyoruz demektir. Zira zaaflar daha bir zayıf kılar. Zaaflar daha bir zaaflar doğurur. Önce mekruhlara karşı bir duyarsızlık başlar. Belli bir zaman sonra, bazı haramlara karşı duyarsızlık kendini gösterir. Artık kimi haramları işlemekten çekinmeyen bir hale gelebiliriz. Haramlar hayatımıza oturunca kalplerimizin mümince duyarlılığı derin yaralar almış demektir. Korkulur ki bu gidiş bir gün haramların haram olmadığı bir düşünceye dönüşebilir. Haramları meşru görme diye derin bir karanlığın içine düşebiliriz. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde kim şüpheli olduğunu sezdiği bir şeyi terk ederse, haramlığı belli olan şeyi daha çok terk eder. Kim de şüphelendiği şeyi yapmada cüretkar olursa, haramlığı açık olan şeye düşmesi daha kolaydır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz bir gün yolda bir hurma bulmuşlar ve bu hurmanın sadaka olması ihtimalinden korkmasaydın onu yerdin buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat ve sadakayı kabul etmezlerdi. Zira Peygamber Efendimiz'e ve onun ehli beytine haram kılınmıştı. Peygamber Efendimiz'in sakındığı şey yolda bir hurmaydı. Sadaka olma ihtimali nedeniyle o hurmayı yemiyorlardı. Böylece Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerin en basitinden bile uzak duruyorlardı. Ve şüpheli şeylerden uzak durmanın önemini öğretiyorlardı. Vâbise bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Peygamber Efendimiz bana, iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdular. Ben de evet ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbine danış. İyilik, kalbin uygun gördüğü ve yapılmasını tasdik ettiği şeydir.
Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye fetva verseler bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Yaptığımız bir iş huzursuzluk veriyorsa, bir mahcubiyet hasıl ediyorsa, belki o iş en azından şüphelidir. Hoş olmayan bir iştir, yapılmaması gereken bir iştir. İş dünyamız, gönül dünyamız o işten rahatsız oluyor, huzursuzluk duyuyorsa o işin iyi olmadığını kalbimiz bize söylüyor demektir. İman nuruna ulaşmış kalpler için şüpheli şeyleri fark etmek ola ki çok zor olmayabilir. Her Müslümanın hedefi muttaki bir mümin olabilmektir. Allah'a derin bir saygı duyan, onun rızasını kazanmamaktan derin endişeler içinde olan bir kaygının, bir duygunun, bir düşüncenin insanıdır. İmam-ı Azam Efendimiz büyük tüccarlardandı. Ama kendisi zamanlarını ilme veriyorlardı. Ticari işlerini ücretli insan çalıştırmak suretiyle yürütüyorlardı. Kazancına haram girmesin diye ticari işlerini belirli aralıklarla kontrolden geçirirlerdi. Bir defasında ortağı Havs bin Abdurrahman'ı kumaş satmaya göndermişti. Gönderirken ona tembihatta bulunmuştu. Ey Havs! Malda şu özürler var. Bunu müşteriye söylemeyi unutma ve şu kadar da ucuz sat demişti. Hafsa da malı müşteriye satmıştı ama malın özrünü söylemeyi unutmuştu. Durumu öğrenen İmam-ı Azam Efendimiz Hafsa, kumaşı alan müşteriyi tanıyor musun diye sordu. Hafs'ın müşteriyi tanımadığını söylemesi üzerine İmam-ı Azam kazancında şüpheli bir durum oluştu diye satılan maldan elde edilen kazancın tamamını sadaka olarak dağıtıyordu. Peygamber Efendimiz bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça muttakiler derecesine çıkamaz buyuruyorlardı. Farzların ifası konusunda duyarlılık son derece önemliydi. Farzlar konusunda ihmalkarlık nice manevi kayıplara düçar edebilirdi. Ama bilelim ki duyarlılığın önceliği haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmak olması gerekiyordu. Haramlar ve şüpheli şeyler hemen kirlenmeyi doğururdu. Kirli bir halle farzların ifası ise asla kıvamında olamazdı. Önce temiz olmak vardı. Özenle temiz kalmak vardı. Bu temiz zeminin üzerine salih ameller yapılırdı. İşte o zaman kıvam gerçekleşirdi. O zaman manevi kazançlar elde edilirdi. Güzel kardeşlerim, haramlardan ve şüpheli şeylerden kaçınabilmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.